Mustafa Yıldırım, TRT Haber Televizyonu. Efendim benim sorum yine Yunanistan'la ilgili olacak. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de, Ege'de, adalar konusunda tansiyonu yükselten açıklamaları devam ediyor. Sizin daha önce net açıklamalarınız olmuştu. Hatta Bilge Cansız'ın gelebiliriz açıklaması çok yankı bulmuştu Yunanistan'da. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri konuşlanması, askeri üst sayılarının arttırılması. Yunanistan'ın bu tansiyonu yükselten açıklamanın arkasında bir taraftan da bu Amerika Birleşik Devletlerinden aldığı o tırnak içinde desteği görebiliyoruz. Sayın Biden'la yaptığınız dünkü görüşmede buna ilişkin net bir değerlendirmeniz oldu mu acaba? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, duruşu vesaire benim her zaman söylediğim bir gece ansızın gelebiliriz. Bilmiyorum anlayacak mısın? Kelamı kibarını asla geriye götürmez. O benim için bir kelamı kibardır. Dolayısıyla bir gece ansızın yine gidebiliriz. Onun için Yunanistan'da 2-3 isim var ki rahat durmuyor. Bunlar devamlı bu tür açıklamaları, bu tür konuşmaları yapıyorlar. Hadlerini bilmiyorlar. Biz bu noktada diyoruz ki komşu, bak komşuluk hukukunu bil, bizimle fazla dalaşma. Türkiye nerede, sen nerede? Buna dikkat et. İstediğin kadar o adaları doldur. Bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var. Onun için de yerini, yurdunu iyi bileceksin. Bunu zaten geçmişini şöyle bir okursa, tarihi filan da bir incelerse gayet iyi orada görecektir. Gelen uçaklar, silahlar, şunlar bunlar kâr etmez. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir, yürek. Tamam. Evet.